Evet Ceyhan abi, hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan. Güzel bir renk. Ne diyorsun? Güzel bir renk. Yani böyle güzel bir günde, hafif serin, sıcacık, harika bir otomobilin yanındayız yine. Sıcacık dedin, aklıma tabii bir sürü şey geliyor. Bugün Hyundai Kona'yı sizlere tanıtacağız, beraber test edeceğiz. Renk tabii bütün otomobillerde hemen hemen logoların yanında, kapının çizgisinde. Yani bu araba elektrikli derken komple yapmışlar arabayı. Artık evet, onu detayla uğraşmamış Hyundai'yi. Elektrik rengini boyamış, geçmiş. Evet, tabii Kona'nın birçok özelliği var. Senin de anlatacakların var. O detayları beraber paylaşacağız. Evet. Öncelikle bir kere zaten aracın önündeyken arabamızın da elektrikli olduğundan bahsettik. Depomuzu buradan doldurabiliyoruz. Burada gördüğümüz gibi fiş girişlerimiz var. Hı hı. Çift fiş girişimiz var. Yani hangi aparatla şarj edecekse ona göre hızlı şarj, ev aparatı veyahut da direkt 220 volt şarjı, evet, yapacaksa ona göre buralardan bağlayarak arabamızı şarj edebiliyoruz. Yani ilk etapta bunu sen açtığında benim aklıma iki tane şey geldi. Avantajlı tarafı, dezavantajlı tarafı. Avantajlı tarafı yani dolumu yaparken yaklaşabilmemiz anlamında önden çok rahat olur. Bu avantajlı tarafı. Ben de aynı şeyi düşündüm aslında. Ama Türkiye'de o kadar çok hani tıklıyoruz, çarpıyoruz. Acaba bu aparata bir zarar verir mi diye de düşünmedim değil. Önde olması bir dezavantaj gibi sanki. Ya tabii ki o kısmı dezavantaj yaratıyor ama mutlaka yani Hyundai mühendisliği bunu hesaplamıştır. Hı hı. Bir dayanma gücü vardır diye düşünüyorum ama tabii ki birazcık sert darbede hasar görebilme ihtimali yüksek. Evet, yine alışık olmadığımız bir tarz. Şimdi İçine geçmeden bir dışarıda. Dışarıdan. Ya güzel bir çizgileri var, beğendim açıkçası. Tasarımı çok hoş olmuş arabanın. Evet. Bu bindiğimiz B sınıfında bir SUV araç. Ancak baktığımızda bir SUV gibi görünümü gözümüz algılamıyor. Çünkü aracın çamurluk kenarlarındaki çıkıntıları da araç rengine boyadıkları için bir bütün haline gelmiş. Sanki bir otomobil gibi gözüküyor. Fakat içine bindiğimizde de bir SUV havasını algılıyorsun. Onun dışında zaten ön ve arka far stop tasarımları çok değişik olmuş. Gündüz led farları, altta tampon kenarlarında normal farları, yine aynı şekilde arka stop lambaları, aşağıya yerleştirilmiş olan geri vites, sinyal ve sis lambası. Değişik bir tasarım. Albenisi olan bir araba yaratılmış. Yani bir Asya otomobillerinden farklı daha Avrupa'yı bir tasarımı algıladım ben arabada. Tabii bu arada yani birçok otomobile binip tanıtım yapıyoruz ama ihtiyaçlar çerçevesinde tasarımcılara baktığımız zaman o ihtiyaçları karşılayacak birçok donanımı da otomobillere koyuyorlar. Bu da bir gerçek. Bu da mesela tercih edilecek özellikli arabalardan, otomobillerden bir tanesi diyebiliriz. Tercihinize göre, ihtiyacınıza göre, cebinize göre. Tabii ki şimdi günlük kullanım koşulların, bütçen, yaşadığın yer, bunların hepsi bir bütün. Şimdi bir elektrikli arabanın içinde olmanın en büyük özelliğini bir şekilde çevreyi kirletmemek, ekonomik kullanım, trafik içerisinde ve dar geçişlerde sana kolaylık sağlayacak bir karoseri yapısına sahip olması ki Kona gerçekten ölçüleri itibariyle ufak bir araba değil ama çok iri bir otomobil de değil, rahatlıkla şehir içinde kullanılabilecek ve menzili itibariyle de rahatlıkla şarj etmeden belki birkaç gününü geçirebileceğim bir otomobil. Tam bir çevreci ama bu arada. Sıfır emisyon. Çok tamam. Taze bir bilgi vereceğim. Ceyhan abi, lafını unutma. Bazen kesiyorum, kusuruma da bakma. Yok, rica ederiz. Bugün itibariyle yani Kasım ayının içinde, çünkü çektiğimiz günle yayın tarihi farklı olduğu için seyircilerimize söylemekte fayda var. Hyundai CEO'su şöyle bir açıklama yaptı bugün. Ben de CNN International ve BBC World'de seyrettim. 2045 yılına kadar karbon salınımı ile ilgili otomobil artık üretimi tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ve kesinlikle şehir içinde yani Kore'de özellikle bu arabaların kullanılmasına da izin verilmemesi için de çalışmalar yapıyoruz diye çok büyük bir Ar-Ge çalışması varmış. Yani bu açıklamayı yapmış olan CEO bugün itibariyle halen de fosil yakıtlı araba üreten büyük bir firmanın CEO'su. Buna rağmen böyle bir, evet, karşı duracağız bildirisi çok önemli.